Değerli izleyenler, üniversite ekibi olarak bu hafta sizlere İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü'nden sesleniyoruz. Tabii İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kampüs açma serüveni bundan uzunca bir süreç öncesine dayanıyor. 2012 yılında bu karar alındı. 2009 yılında öğrenci almaya başladı İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü. Tabii burada bulunduğumuz alanda bir kampüs inşaatı söz konusu. İşte tüm bunları konuşacağız. Aradan geçen süreç içerisinde neler yaşandı? İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kampüs açma kararını nasıl aldı? Ve geldiğimiz noktada kaç öğrenci var? Burada nasıl eğitim görüyor? Bundan sonraki projeler neler? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs'ta büyüme perspektifi ne? Tüm bunları ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Rektör yardımcısı doçent doktor Serdar Kum'a konuk oluyoruz. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz. Yoğun mesainizden zaman ayırdınız. Bizi burada konuk ediyorsunuz. Ve hemen biraz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs'la yolunun kesişme noktasına bakalım dilerseniz. Nasıl verildi bu karar? Teşekkür ederim öncelikle. Sizler de hoş geldiniz kurumumuza. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs'ta bir yerleşme açma fikri kendisine ait olmayıp Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devlet arasında kendisine verilmiş bir görevdir bu. Öncelikle onu belirtmek isterim. Türkiye'nin biliyorsunuz adadaki eğitim kalitesini arttırma amaçları vardı. Bu noktada iki devlet arasında 2010 yılında protokol imzalarak kuruluş yasamızla birlikte kurulduk. İTÜ gibi kalitesini uluslararası düzeyde kanıtlamış prestijli üniversitenin açacağı kampüsler, yerleşkeler buradaki bölgeye kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Şu anda Gazi Mağaso yerleşkesi ve Yeni Erenköy yerleşkemiz olmak üzere iki alanımız vardır. Her iki alanda özellikle Gazi Mağaso yerleşkemize inşaat aşamasına gelip burada inşaata başlama noktasındayız. Yeni Erenköy'de ise projelendirme aşamasındayız. Bazı bürokratik engeller sebebiyle buradaki aktif ve fiili projelendirme veya inşaat şeyleri gecikme yaşanmaktadır. Bize verilmiş bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için kurulduğumuz bugün o günden bugüne kadar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk öğrenci alımlarına 2011 yılında başladık ve her yıl devam etmektedir. Özellikle şu anda mevcut denizcilik programları üzerinde ilk kuruluşundan beri gitmekteyiz. Çünkü size şunu da bir Ercan hocamızın, Sayın Rektörümüzün de güzel bir tabiriyle Amiral Alfred Mahan'dan bir benzetimle girmek isterim. Evet. Denizlere hakim olan hakimiyetin üzerine vurgulanmış bir söz. Dünya hakimiyeti denizlerden geçer. Denizlere hakim olmak isteyen Akdeniz'de. Denizlere hakim olsa dünya. Bir de biz de burada Akdeniz havzasına baktığımızda buranın hakimiyetinin özellikle Kıbrıs'ta gerek sosyal gerek ekonomik güce sahip olmaktan. O sebepten buralara, bu adamıza gerek biz gerekse diğer üniversitelerin koyacağı katkıları çok önemsiyoruz. Evet. Tabii çok önemli çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bir ada ülkesi ve ada ülkesinde denizciliğe ayrıca bir önem verilmesi gerekiyor ama 2011 yılından bugüne kadar öğrenci alıyorsunuz. Peki öğrencileriniz henüz kampüs projesi tamamlanmadı, bürokratik sıkıntılar diyorsunuz. Mutlaka ki bunun bir mali yapısı da vardır. Onunla ilgili belki de sıkıntılar yaşanıyordur ama öğrenciler eğitim yaşamını nasıl idame ettiriyor şu noktada? Kuzey Kıbrıs'a gelen öğrenciler burada hangi eğitimi alıyor? Sonra merkeze mi gidiyor? Nasıl yaşanıyor bu süreç? Şöyle kısaca özetlemek gerekirse şu anda işleyen 3 tane bölümümüz var. Gemi makineleri işletme mühendisliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği. Öğrencilerimiz ÖSYM tercihinden sonra yerleştiğinde hazırlık sınıfı için Kıbrıs'a geliyor. Bir yıl hazırlık eğitimini burada alıyor. Bir yıldan sonra kendileri bize yasanın verdiği ve devlet arası verdiği protokolle İstanbul'da Tuzla ve Maslak kampüslerimizde diğer öğrencilerle birlikte fakat ayrı
sınıflarda eğitimlerini İTÜ kalitesinde, İTÜ'nün tüm imkanlarını ve olanaklarını kullanarak gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar da öğrencilerimizden mezun da verdiğimiz vardır. İsterseniz öğrenci sayılarını sunayım size. Evet, lütfen. 2011'den bugüne kadar kaç dönem öğrenci mezun ettiniz? Dönem olarak ara dönemlerde sayarsak 3 dönem mezunumuz var. Bunlar da yaklaşık sayısı 30 bölümlere genel toplamdan bahsediyorum. Mevcut öğrenci sayımızı konuşursak şu anda 386 tane öğrencimiz var. Bunlardan hazırlık okuyanlar 73 tane olup diğerleri belirttiğim gibi biraz önce Tuzla ve Maslak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tuzla ve Maslak kampüslerinde eğitimlerini devam ettirmektedir. Evet. Peki hocam, en çok merak edilen konulardan bir tanesi de İstanbul Teknik Üniversitesi. Siz de satır aralarında vurguluyorsunuz ama bir marka gerek Türkiye'de gerekse dünyada bir marka eğitimde. Kuzey Kıbrıs yerleşkesi öğrencileriyle İstanbul merkezdeki öğrencilerin aldıkları diploma arasında bir fark var mıdır? Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Bu 3 lisans programımız ulusal ve uluslararası imkanlara sahip olduğundan dolayı gerek şu anki mevcut merkez yapımız, ileride de bizim bu projelerimiz tamamlanınca uluslararası düzeyde aynı kalitede eğitimleri burada sürdüreceğimizden dolayı lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tüm hak ve yetkilerini içeren lisans diploması almaya kazanırlar. Peki öğrenci profiliniz nedir? Yani yalnızca ÖSYM sınavı aracılığıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya ÖSYM sınavını alan diğer ülkelerden mi öğrenci alıyorsunuz? Yoksa üçüncü ülkelere de açık bir perspektifiniz var mıdır Kuzey Kıbrıs kampüsü açısından? Hedefimiz, nihai hedefimiz de tabii ki uluslararası öğrencileri almak vizyonumuz arasında. Fakat mevcut durumda, mevcut açılan programlarımız gereği spesifik deniciliğe özgü olduğundan her üçüncü ülkeyi alma gibi bir olanağımız yok yetkilendirmeden dolayı. Fakat buna rağmen şu anda 374 tane Türkiye Cumhuriyeti mevcut mezun olanlar hariç 2 tane Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve 10 tane yabancı uyruklu öğrencimiz mevcuttur. Ama onlar da ÖSYM kanalı aracılığıyla geliyor değil mi? Yabancı uyruklular. Yabancı uyruklularda şöyle bir şey var. Bizim en son İTÜ Senatomuzun kararı gereği merkezi bütün alımlar oluyor. Yani şunu diyeyim, ÖSYM birinci tercih. Yabancı uyruklu öğrencilerin girme şartlarına işte GC'ler olabilir Kıbrıs vatandaşları için veya başka diğer sınavlar belirlenmiş standart sınavlarımız var. O şekilde girebiliyorlar. Yabancı uyruklu öğrenci alım standartlarına uygun olarak. Evet. Peki hedeflenen öğrenci sayısıyla bugüne kadar İTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesini tercih eden öğrenciler örtüşüyor mu o rakamlar? Yani yıllık şu kadar kontenjanımız var, şu kadar hedefliyorduk ancak tercihimiz şu kadardır noktasında değerlendirme yaptığınızda örtüşüyor mu rakamlar? Şu kısacık bir bilgiyi vererek geçeyim. Kuruluş yasamız gereği bizim 6000 öğrenci. Bir 6000 öğrenciyle ilgili bir yükümlülüğümüz var. Şu anki mevcut, bakın yok onay alınmış ve açılmamış programlarımız da var. Şu anki mevcut öğrenci yapısıyla biz sınırlarımızın, kontenjanlarımızı yani buradaki verebileceğimiz eğitim kapasitesinin neredeyse limitlerindeyiz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ortalama yıllık olarak 3 bölümden 120 öğrenci geliyor. Toplamında 120. Biz şimdi burada bu kapı sayıları arttırırsak gerek buradaki mevcut binalarımız, gerekse İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Tuzla ve Maslak kampüsündeki dersliklerle ilgili kapasite zorlamasına gitmemiz gerekir. Bu sebepten dolayı bu kontenjanları da arttırma gitmiyoruz. Fakat bu şekilde sabit bir ortalama 100-120 arası tutarak ilerliyoruz. Evet, ama kontenjanlar doluyor. Yani tercih edilen bir eğitim kampüsü kesinlikle Kuzey Kıbrıs'ta kurulan. Peki gelip takılıyoruz aslında yerleşke projesinin tamamlanmamasından dolayı. Çünkü alınmış izinleri, alınmış programlarımız var diyorsunuz ama bunlara öğrenci alamıyoruz.
fiziki koşullar nedeniyle. Peki bu bölümler hangileridir ve hangi süreçte eğer bürokratik engelleri aşarsanız, proje finansmanı sağlanırsa hangi süreçte Mausa yerleşkesini sonra Erenköy yerleşkesini tamamlayıp da öğrenci sayısınızı yukarıya çekmeye veya izin aldığınız bölümleri hayata geçirmeyi hedefliyorsunuz? Şöyle bilgi vereyim. Tabii ki bunu bir anda hani onlar bitsin, Mausa bitsin, sonra Yerenköy bitsin şeklinde değil de etap etap bittikçe alabileceğimiz. Zaten bunlar öncelikli bir hazırlıklar da gerekiyor. Şu anda mevcut durumda onayı alınmış. Hemen açabileceğimiz bölümler Yükseköğretim Kurumu tarafından bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, petrol doğalgaz mühendisliği, raylı sistemler, işletme, mimarlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, bunlar yok onayı alınmış bölümler. Daha sonra ileride stratejik planımıza uygun olarak bunları tamamladıkça YÖK'e yeni bölümlerin açılması, özellikle adada ihtiyacı olan veya bölgenin ihtiyacı olan yeni mühendislik dallarında düşünmekteyiz. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin adadaki diğer üniversitelerle ki şu an faaliyette olan bilfiil 16 üniversite var. Bir o kadar da ön izni alınmış üniversite var. İlişkileri ne durumda? Tabii bize iki devlet arasında yapılan anlaşma bir görev verdi. Öyle geldik buraya diyorsunuz. Tabii o görevin bir parçası da buradaki eğitim kalitesini, çıtasını yukarıya taşımak. Bu anlamda ilişki, iletişim diğer üniversitelerle hangi noktada? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Biz geldiğimiz günden beri burada birleştirici, üniversiteleri bir araya getirici rol oynamaya hedefimizdeyiz. Özellikle de Sayın Rektörümüz bu konuda adada birçok üniversiteyle işbirliği protokolü imzalamıştır. Belki bunları basından duymuşsunuzdur. İmzalamadan önce veya imzalamadıktan sonra da işbirliklerimiz devam ediyor. Örneğin bizim ortaklaşa yürüttüğümüz eğitim programı, eğitimler kısa süreli şu an için veya şahsım veya başka şekilde onlara verdiğimiz danışmanlık veya görüş fikirleri. Şu anda adada imzamız, bak sayarsam isimlerini eğer talep isterseniz. Evet, buyurun. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, en son ya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, bunlarla işbirliği protokollerimiz imzalandı ve biz bunları sadece imzalama değil, bunları fiiliyata geçirmek için örneğin şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili bir ortaklaşa bir 150 saate yakın bir spesifik bir inşaat mühendislerine ve elektrik mimarlı elektrik mühendisi ve mimarlarına ilgili bir program üzerinde çalışıyoruz. Diğer taraftan tarımla ilgili bir şeyimiz olacak. Denizcilik alanında zaten geldiğimiz günden beri işbirliği içindeyiz üniversitelerimizde. Yani biz burada özellikle Sayın Rektörüm dediği köprü rolünü üstlenmeye çalışıyoruz. Birleştiriciliği, yani şuna inanıyoruz. Sinerjiden gerçekten çok güzel işler çıkar. Tabii ki bunları bireysel üniversitelerde yapabilir, bizler de yapabiliriz. Fakat biz burada işbirliğine özellikle herhangi bir noktada ister Türkiye isterse yurt dışında bazı noktalar olsun mutlaka yanımıza o konuyla ilgili adada mevcut ise onları da almak ve birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Peki bizi izleyen sesimizin ulaştığı yerde ve İTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesini tercih etmek isteyen öğrencileri hangi süreç bekliyor? Tamam, ÖSYM ile tercihini yaptı, yerleştirilmesi yapıldı. Kuzey Kıbrıs'a geldiğinde neyle karşılaşıyor? Burada nasıl karşılanıyor? Buradaki hazırlık eğitimi süresince hangi imkanlardan yararlanıyor? Mevcut fiziki yapınız bu imkanların ne kadarına olanak veriyor? Biraz da bunlardan bahseder misiniz hocam? Tabii ki. Öncelikle Türkiye'de biliyorsunuz çok sayıda önemli devlet adamı mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi yetiştirmiştir. Bu sebepten İTÜ'lü olmak gerçekten bir önemli bir ayrıcalıktır. Bunu belirtmek isterim. Denizcilik eğitiminde
İTÜ'nün 245 yıllık tecrübe birikimini 2011 yılından beri buraya aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda mevcut yapımızda olanaklarımızın, gerçekten öğrencilere sunan olanakların en üstünü sunmaya çalışıyoruz. Şu anda halihazırda bir yurdumuz yok. Fakat yurtlarla ilgili öğrencilere kolaylık sağlayacak her türlü imkanı veriyoruz. Ne şekilde yapıyorsunuz? Özel anlaşmalarla mı yapıyorsunuz? Özel hayata geçiriyorsunuz? Özel anlaşmalarla, kimi zaman özel anlaşmalarla yapıyoruz bunu. Çünkü o kurumlara bağlı biraz değişebiliyor. Kimi zaman hayır, sadece referans olarak bunları gerçekleştiriyoruz. Ama çünkü bir tarafa da bağlı kalmak bazen öğrenci açısından esnekliği kaybetti. Şu anda biz bunları yapabilecek olanaktayız. Buna bağlı olarak ilgili birimlerimiz, öğrencilerle ilgili, buraya ilk adaya geldiklerinde ki oryantasyondan tutun, bilgilendirme noktasına gelmeden önce de bunlar öğrencilere birebir aktarılıyor. Birebir kendilerine ulaşılıyor. Bunun pratiği nasıl oluyor hocam? Yani öğrenci uçağa bindi, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden Ercan'a indi. O noktadan itibaren İTÜ rehberliğiyle karşılaşıyor mu? Eğer o günkü imkanlarımızda, çünkü olmadığı zaman da oldu ama şu anda biz dediğiniz gibi orada bir stand açmak bazı zaman mümkün, bazı zaman değil. Fakat oradan bir karşılama ve oradan buraya geliş, ulaşımla ilgili bir kolaylık sağlaması. Her saatte tabii mümkün değil bu. Belli noktalarda birleşti. Bunun dışında gelemeyenler için oradan buraya ulaşımın nasıl olacağıyla ilgili. Bunlar web sayfamızda da var zaten. Orayı inceliyorlar velilerimiz, öğrencilerimiz. Oradan bakıp bir fikir alıp bize mutlaka dönüyorlar. Biz onlara dönüyoruz. Buraya geldikten sonra ilgili birimle ilgili arkadaşlar bilgilendirmeyi yapıyor. Burada en önemli sorun tabii onlar için nasıl gelecekleri. İşte getirmeleri gereken, özellikle pasaportla giriş yapma ve buna bağlı izinlerle ilgili onlar tembihleniyor. Geldikten sonra ilgili kalacak yer tabii hemen onlarla ilgili. Belki gelmeden önce ayarlayanlar da oluyor. Daha sonra burada bakıyor. Çünkü kiraya çıkan öğrencilerimiz de var. Buna bağlı biz elimizden geldiği yardımları yapıyoruz. Ondan sonra program, bir haftalık bir oryantasyonumuz oluyor. Ondan sonra hazırlık eğitimi için başlıyoruz. Hazırlık eğitimimizde de gerçekten şu anda özellikle yurt dışı masterlı ana dili derecesinde güzel bir kadromuz var. Eğitimlere başladığında hazırlık eğitimi biraz yoğun olmasına rağmen biz sosyal faaliyetler, öğrenci faaliyetlerine önem veriyoruz. Buradaki imkanlarımızda bir voleybol sahamız, basketbol sahamız var. Futbol için bir hizmet alımı yapabiliyoruz. Böyle genel herkesin yapabileceği. Bize verilen binalarda revizyon yaparak, tadilatlar gerçekleştirerek bir jim salonumuzu yaptık. Onun dışında ki mesela denizle ilgili deniz sporlarımız var. Yine hizmet alımı şeklinde kendi bünyemizde henüz o fiziki yapıyı kuramadığımız için onların da tabii inşaatlara bağlı olarak bunları biz gerçekleştiriyoruz. Hatta ödül almış öğrenciler, sualtı fotoğrafçılığında uluslararası yarışmalara katılan, Türkiye'deki yarışmalara katılan öğrencilerimiz de var. Tabii bunlar büyük çapta değil ama bu ufak çapta da olsa gerçekleştiriyoruz. Evet. Tabii buradaki yerleşkenin inşasıyla başka bir ortam oluşacak ve kesinlikle, aslında şimdi lisans için hazırlıktan sonra Türkiye'ye gönderdiğiniz öğrencileriniz burada eğitim görecek. Kuzey Kıbrıs'taki izleyenlerimizin daha net anlaması için bugünkü yerleşkeniz eski devlet hastanesi. Doğru. Burası ne kadar bir alan ve tamamlandığı zaman, tabii bazı binaları da koruyarak bir inşaat stratejisi takip edeceğinizi biliyoruz. Ne kadar öğrenciye hizmet verebilecek noktaya gelecek yalnızca Mausa'daki yerleşken? Mausa yerleşkenimiz siz de belirttiğiniz gibi tam iki yolun kesişiminde eski devlet hastanesi diye nitelendiğimiz tapuya kadar olan bölümü içeriyor. Bir de bundan bağımsız olarak eski İngiliz hükümet binası dediğimiz bir binamız var. Bunda restorasyon projesi bitti. Orasından başlayarak gelirsem, orası rektörlük ve idari birimler binası olacak. Halk da yakın ya da girişlere uygun olabilecek şekilde. Çünkü altta sergi durumu bile düşünüyoruz. Mausa yerleşkemiz eski
binalarımız var. Tarihi binalar. Bunlara, bunların kendi dokusuna bağlı olarak projelendirilmiş ve onaylanmıştır. Birçoğu bunların restore edilecek. Yapısal olarak zorluklu olanlara da desteklenerek buna bağlı işlemler yapılacak. Toplamda burada kaldırılabilecek öğrenci kapasitesi, tabii ki binalar ve öğrenci başına düşen şey, 1000 ile 1500 öğrenci sayısına sahip olacak. Evet, zaten nihai Kuzey Kıbrıs hedefiniz de 6 ile 7 bin arasında diyorsunuz. Tabii bu diğer yerleşkenizin de Yeni Erenköy'de düşündüğünüz ve özellikle peki fakülte farklılıkları olacak mı? Yani Mausa'daki yerleşkede biz şunu planlıyoruz. Sosyal bilimlerle ilgili fakülteleri planlıyoruz. Yeni Erenköy'deki yerleşkemizde pozitif bilimleri planlıyoruz gibi bir ayrım söz konusu mudur? Şöyle söyleyebiliriz kısmen olarak. Mausa'da daha çok böyle toplum bilimlerine yakın. Yani mimarlık burada olacak, mimarlık bölümümüz. Eğitim ve sosyal bilimler diye, sosyal ve beşeri bilimlere yakın birkaç birim burada olabilir. Yeni Erenköy mühendislik ağırlıklı olacak. Mühendis bilimleri, özellikle Ar-Ge ve gelişim veya lisansüstü, bunlara da ilerleyen aşamada çok önem veriyoruz. O birimler orada olacak. Dolayısıyla her iki kampüste aslında her iki yerleşkede bir aktivasyon, hem eğitim anlamında bir aktivasyon hem de bulunduğu çevre açısından bir aktivasyon içerisinde olacak. Çünkü üniversitelerin aslında toplumlara karşı da sorumlulukları vardır. Bu bağlamda İTÜ Kuzey Kıbrıs burada fiili yaşamına başladıktan sonra topluma karşı olan sorumluluklarında attığı adımlar var mıdır? Yani diğer üniversitelerle iletişiminiz, işbirliğiniz var ama devletin veya sivil toplumun diğer kurumlarına bir desteğiniz oluyor mu? Sizden bir takım hizmetler alıyorlar mı? Tabii ki. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Öğrenci faaliyetlerimiz içerisinde sosyal ve kültürel buradaki halka dokunuş olarak baktığımızda buradaki birçok faaliyetlere katıldık. Çevre temizliği, öğrencilerimize çevre temizliği, yaşlılar vesaire vesaire. Onlar klasik olarak yaptığımız şeyler. Bunları her yıl rutine de bağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında bahsettiğiniz şekilde sivil toplum kuruluşları, odalar, şu anda Kıbrıs'ta da mevcut odalarla ve Türkiye'deki bunlarla da işbirliği protokollerini gerçekleştirdik. Veya takip etmişseniz en son bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayda odalarımız da katıldı, Kıbrıs'taki odalarımız da. Buna benzer programlar, seminerler zaman içerisinde düzenliyoruz. Belli periyotlar ardında. Normalde her aya birden fazla bir etkinliği, bir öğrenci, bir topluma dokunuş dediğimiz faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bir yayın süremizin sonuna doğru geliyoruz ama öğrencilerin artık yalnız Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta değil, dünyada üniversite tercihi yaparken lisansının yeryüzünde ne kadar bir alanda geçerli olduğuyla ilgili sonuçlar da tercihinde etkili oluyor. Hep vurguladık, bir kez daha vurgulayalım. İTÜ bir marka ama İTÜ'den alınan diplomanın örneğin dünyanın her ülkesinde geçerli olabilmesi için bir takım da uluslararası akreditasyonlar gerekiyor zaman zaman. Uluslararası akreditasyonlar açısından nedir durumunuz? Verdiğiniz lisanslar tüm ülkelerde tanınıyor mu? Şöyle söyleyeyim, siz de belirttiğiniz üzere İTÜ'nün diplomasının tek kendi başına dünyada geçerliliği var. Hatta kendimden bir anekdot da isterseniz örnek vereyim. Ben de Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi mezunuyum. Kaptansınız. Kaptanım aynı zamanda. Gemilerde de çalıştık bir fiil. Buraya da gittiğimizde bizim diğer mesleklere göre daha farklı belgelerimiz var. Ve bizi denetime gelen kişiler, orijinallerini biz taşırdık her zaman yanımızda. İTÜ'den aldığımız sertifikalara bakın diploma demiyorum, sertifikaya bakardı. Gördüğü zaman kesinlikle onay verirlerdi.
Bunun dışında ama tabii ki artık günümüz çağında akreditasyon çok önemli bir kavram. İTÜ'nün birçok bölümü akredite oldu. Buna bağlı olarak ben size mevcut programımızla ilgili konuşacağım. Gemi makineleri, gemi inşaatı ve gemi makineleri programımızda gemi ve deniz teknoloji programlarımız Amerika'nın ABET akreditasyonu var. Yüksek Öğretim Kurumu akreditasyonumuz var. YÖDEK akreditasyonumuz var. Ayrıca denizcilik alanı için Denizcilik Ulaştırma ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın eğitim ve belgelendirme sisteminde de onayımız vardır. Dolayısıyla buradan aldıkları lisansla aslında uluslararası alanda çalışabilecek hem dil hem de mesleki donanıma sahip öğrenciler mezun ediyoruz. Alanlarında öncülük ve liderlik çağın gereklerini karşılayan lider öğrenciler yetiştirme bizim misyonlarımız arasında. Evet. Artık üniversite sınavlarının, merkezi sınavın yaklaştığı bir dönemdeyiz. Ve şimdi öğrenciler bakıyor, tercihlerini oluşturmaya çalışıyorlar ve tercihleri doğrultusunda, başarıları doğrultusunda tercihlerine girmek için en yoğun çalıştıkları dönem. Onlara İTÜ Kuzey Kıbrıs anlamında nasıl bir mesaj verebilirsiniz? Burayı tercih edeceklerse niye tercih etsinler? Daha önce de belirttiğim gibi İTÜ'nün yetiştirdiği mezunlarımıza baktığım zaman İTÜ kendi öğrencisiyle, mezunlarıyla ve yetiştirdiği büyük devlet adamlarıyla kendini yıllarca, asırlarca kanıtlamış bir üniversite. Böyle bir üniversitenin, böyle bir ailenin bir parçası olmak farklılık getirir. İTÜ'lü olmak bir ayrıcalıktır diye bir sloganımız da var. Bütün bu imkanları, bütün bu olanaklarımızı hep birlikte dayanışma içerisinde gerek eğitim hayatımızda mesleğimizi icra etmeden önce gerekse mesleğimizi icra ederken bunlarla hep birlikte paylaşmaktayız. O yüzden bu sebepten dolayı kendilerine, öğrencileri özellikle bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Tabii sizin bize çizdiğiniz bir İTÜ Kuzey Kıbrıs görüntüsü var. Ama şimdi bir de mikrofonumuzu öğrencilere uzatalım. Bakalım onların gözünde İTÜ Kuzey Kıbrıs nasıl görünüyor? Hep birlikte izleyelim. Teşekkür ederim. Memnuniyetle. Adım Zafer Doğan, İstanbul'dan geliyorum. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü okuyorum. Burada hazırlık öğrencisiyim. Neden İTÜ Kuzey Kıbrıs? Neden İTÜ Kuzey Kıbrıs? İTÜ Kuzey Kıbrıs'ın Yüksek Öğretim Kurulu denkliği olduğu için 4 senenin sonunda hazırlıkla beraber 5 sene. Mezun olduktan sonra İTÜ bütün haklarına sahip olduğumuz için normal bir İTÜ öğrencisi olacağız. Yani İstanbul İTÜ ile Kuzey Kıbrıs İTÜ'nün bir farkı olmadığı için İTÜ Kuzey Kıbrıs tercih ettik. Bir bakma. Memnun musunuz şu ana kadar hazırlık eğitimi alıyorsunuz? Burada verilen eğitimden memnun musunuz? Burada verilen eğitimden memnunuz. Okulumuz küçük olmasına nazaran sıcak, güzel bir eğitimi var. Küçük bir yuva gibi bizim için. Eğitiminden genel olarak memnunuz. Hani hazırlık konusunda, İngilizce konusunda İstanbul Teknik Üniversitesi zaten Türkiye bazında iyi bir eğitim verdiği için bizim için güzel bir eğitim oluyor. Merkezdeki arkadaşlarınızla iletişiminiz varsa kıyaslayabiliyor musunuz eğitimi? Yani merkezde alınan eğitimle burada eşdeğer midir? Hazırlıkta bir arkadaşım daha var İstanbul'da okuyan ve onunla görüşüyoruz arada bir. Zaten akademik programlarımız aynı olduğu için oradaki derslerle buradaki dersler eşdeğer olduğu için arada hiçbir fark yok. Tabii bir de Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olmak var. Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıl? Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olmak, adaya ilk geldiğinde böyle biraz İstanbul'dan gelen bir kişi olarak konuştuğum zaman yani biraz sessiz ve biraz sakin geliyor insana. Hani aslında bir bakıma iyi, hani ders çalışma açısından sessizlik önem arz ediyor ama İstanbul'un kalabalığına, trafiğine alışmış bir insan olarak çok sessiz ve sakin buldum ben ama 4-5 ay içerisinde insan alışıyor. Ben Göksel Günal, İzmit'ten geliyorum. İTÜ KKTC'yi tercih etme sebebim küçükten beri hayalim olan gemi inşaatının burada bir bölüme sahip olması. Ayrıca burada hazırlık okuyorum.
ilk sınıfım, hazırlık sınıfıyım. Nasıl, memnun musun hazırlık eğitiminden? Yani eğitimden çok memnunum. Ayrıca burada İngilizceni geliştirmeniz daha basit. Nasıl daha basit? Mesela yurtta olan yabancı vatandaşlar ya da sokakta gördüğünüz yabancı vatandaşla böyle sohbet etme olanağınız oluyor. O yüzden böyle daha kolay İngilizceni geliştirmeniz hazırlık bakımında. Peki, okulun sunduğu imkanlar, çünkü küçük bir kampüs, henüz yerleşke inşaatı yapılmadı ama mevcut imkanlarla eğitim veriyor. Yeterli midir? Ya yeterli değil. Nasıl yeterli? Şöyle, Kıbrıs'ta toplu ulaşım bir sorun olduğundan okula gelip gitmek başlarda zordu. Daha sonra biz bunu işte okul yönetimine sunduk. Okul yönetimi de bize ücretsiz servis sağladı. Yurttan, yani herkesi bütün yaşadıkları yurtlardan toplayabiliyor ücretsiz servis. Buraya geliyoruz. Yani ulaşım, okula ulaşım basit oluyor. Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıl? Bazen öğrenciler burada zorluk çektiğini ifade ediyor. Siz geldiğiniz andan itibaren bugüne kadar 5-6 ayı geride bıraktınız. Yaşadığınız zorluklar var mı? Yani yaşadığım zorluklar Türkiye'de olduğu gibi tabii ki burada da zorluklar var öğrenciler için. İlk başta yani söylerler maddi açıdan biraz sıkıntı çekersiniz diye. İlk geldim yani dedim öyle değil işte falan, su pahalı falan dediler. Gittim su fiyatlarına baktım, yemek fiyatlarına baktım, sebze, meyve. Gayet normal, Türkiye'de gibi eşit. Yani burada öğrenci kolay yaşayabilir. Yani Türkiye'de nasıl yaşıyorsa bir öğrenci burada da aynı şekilde yaşayabilir bence. Bir problem yok. Ben Olcan Karaaslan, Mersin'den geliyorum. Evet, hangi bölümde okuyorsun? Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği'nde okuyorum. Tabii İTÜ Kuzey Kıbrıs'ı tercih ettiniz. Neden? Şöyle, genelde yani insanlar işte Türkiye'de olsun, yurt dışında İTÜ'nün bir vasfı var. Ben de mezun olduktan sonra bu vasfından yararlanmak için bu bölümü ve bu İTÜ'yü tercih ettim. Evet, tabii İTÜ merkezi de tercih etme şansınız vardı ama İTÜ Kuzey Kıbrıs'ı tercih ettiniz. Bunun gerekçesi ne? Ya sonuçta bizim mesleğimiz gereği İngilizcemizin iyi olması gerekiyor. İTÜ KKTC'de de eğitimin biraz... Gelmeden önce bilinçlendirildik. Burada eğitimin iyi olduğunu söylediler. O yüzden İngilizcemizi daha iyi geliştirmek ve buradaki imkanlardan yararlanmak için burayı tercih ettim. Evet, bir dönemi geride bıraktınız. İngilizcenizde beklediğiniz kadar bir gelişme oldu mu? Var, yani beklediğimden daha da fazlasıyla karşılaştım ilk dönemden sonra. Bu yüzden yani mutluyum. Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıl? Sıkıntı yaşadınız mı? Ya şöyle, kişisel olarak hani insandan insana değişir tabii ki ama ben başta geldiğimde biraz uyum sorunu yaşadım yani. Arkadaşlarınız yok, yeni tanışamadınız, ilk başlarda böyle problemler yaşıyorsunuz ama sonra bu sıkıntıları atlattıktan sonra rahatlıyorsunuz ve yaşamdan zevk almaya başlıyorsunuz burada. Adım Emir Kılıç, İstanbul'dan geliyorum. Gemi Makineleri Mühendisliği okuyorum burada, hazırlık öğrencisiyim. Evet. Neden İTÜ Kuzey Kıbrıs'ı tercih ettiniz? Benim her zaman hayalim İTÜ'de okumaktı. Aradığım bölüm de burada olduğunu öğrendim. Hem farklı bir yer olsun istedim. Yani biraz da farklı insan tanımak istedim. Bölüm de burada olunca, hem İTÜ'de olunca, üçü bir araya gelince güzel bir seçenek oldu benim için. Nasıl şu ana kadar aldığınız eğitim, hazırlık eğitimi alıyorsunuz? İngilizce ile başa çıkabildiniz mi? Ya İngilizcem benim zaten iyiydi. Burada kocalarımız sağ olsunlar. Çok iyi bir öğretmen kalitesi var. Yani öğretim üyeleri çok iyi. Dersler çok iyi geçiyor. Çok yararlı bizim için. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Yani. Peki Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıl? Çok büyük bir şehirden, bir metropolden geliyorsunuz. Kıbrıs'ta, Mausa'da küçük bir kenttesiniz. Nasıl bir uyum sıkıntısı yaşadınız mı? Ya şimdi İstanbul'dan gelen biri olarak, oranın yoğunluğuna, kalabalığına alışan biri olarak burada yaşamak birazcık daha... Ya burası sakin ama biraz daha zor geliyor ne kadar sakin olsa da. Mausa'da olması çok iyi okulun. Etrafı biraz daha sessiz, sakin. Öğrenciler için çok iyi. Ders çalışma bakımından. Ama 4-5 ay sonra her şey normale dönüyor. İnsan alışıyor yani. Kuzey Kıbrıs özelinde bir sıkıntı yaşadınız mı? Burada öğrenci olmaktan kaynaklanan bir sıkıntı yaşadınız mı? Öğrenci olmaktan kaynaklı değil de okul sağ olsun bize servis tanıdı ücretsiz olarak. Yurtlarımızdan gelip bizi alıyorlar. O bakımdan sıkıntı yok ama başka yerlere gitmek istediğimizde toplu taşıma araçları yok. Biraz sıkıntı var o konuda. Tek bir sıkıntımız o. Başka bir problem yok şu anlık. Merhaba, ben İrem Uslu, Bursa'dan geliyorum. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği hazırlık öğrencisiyim İTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde. Evet, neden İTÜ Kuzey Kıbrıs'ı tercih ettiniz? Neden İTÜ Kuzey Kıbrıs? Çünkü ya aslında zaten İstanbul Teknik Üniversitesi
çoğu öğrencinin olduğu gibi benim de hayalimdi. Ancak Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir kampüs olduğunu öğrendiğimde zaten İTÜ'ye bağlı. Hani ne kadar farklı olabilir diye düşündüm. Ayrıca farklı bir ülke görmek benim ufkumu açacağını düşündüm. Bu yüzden burayı tercih ettim. Evet, düşüncenizle pratiğiniz uyuştu mu? Evet. Gerçekten ufkunuzu açtı mı burada öğrenci olmak? Tabii ki. Her deneyim insana bir şeyler katar sonuçta. Pişman değilim buraya geldiğimden. Ayrıca gelmek isteyen herkese de tavsiye edebilirim. Çünkü eğitim anlamında hani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ana kampüsünde değilim ama eğitim anlamında gerçekten iyi bir kadroya sahibiz. Öğretmenlerimiz olsun, rektörlük olsun, yani okulun tüm üyeleriyle her an her saatte ulaşabiliriz, onlardan bilgi alabiliriz. Bize yardımcı oluyorlar her konuda. Eğitim anlamında da gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum okulun, İngilizce anlamında. Peki, genelde Kuzey Kıbrıs'ta, özelde ise Mausa'da öğrenci olmak nasıl? Başta zordu. İşte herkes şöyle pahalı, böyle kötü, işte küçük yer falan filan. Bir de büyük şehirden geldikten sonra burası çok küçük geldi. Çok sessiz, sakin. Ancak genele baktığımda tam olarak bir öğrenci şehri olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç tane daha üniversite var Mausa'da ve insan ilişkileri ya da halkın öğrenciye olan davranışı, tutumu Türkiye'ye oranla biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sessiz, sakin, tam öğrenci için yaşanılacak bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben Yağız Şanal, İTÜ'de Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Şu an hazırlıktayım. İTÜ'nün vasıflarından yararlanmak, mezun olduğumda bir İTÜ mezunu olarak, bir personel olarak çalışmak istiyorum. Ve İTÜ Kuzey Kıbrıs'ı tercih etmemin ana sebebi ise İstanbul gibi gürültülü bir yerde hazırlık okumaktansa Kıbrıs, İTÜ Kuzey Kıbrıs gibi rahat bir yerde okumayı tercih ettim. Peki şu ana kadar hazırlıkta aldığınız eğitimden memnun musunuz? Eğitimden gayet memnunum. İstanbul'da okuyan arkadaşlarım da var. Akademik açıdan çok bir fark olmadığını düşünüyorum. Çok bir fark yok derken eş değerde mi yoksa? Eş değerde. Peki Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olmanın zorluklarını yaşadınız mı veya var mı öyle bir zorluk? Ya zorlukları tabii ki de var. Mesela özel yurtlarda kalmak insanın ailesinin yanında kalması gibi değil. Tabii ki de farklı zorluklar çekiyorsunuz. Mesela toplu taşıma gibi. Normalde aileniz sizi bırakırken burada toplu taşımayla gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da bazı yerlerde toplu taşıma da yok. O yüzden bazen sıkıntı çekilebiliyor bu tür konularda.